43 44 45 yaşında emeklilik. Kademeli emeklilikte SGK'ya yeni sistem. Kademeli emeklilik ile ilgili olarak dikkat çeken bir öneri yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu öneriye onay verirse 43 44 45 yaşında emekliliğin kapısı aralanacak. Türkiye'de çalışma hayatında en önemli sorunların başında kademeli emeklilik sorunu gelmeye başladı. EYT düzenlemesinin çıkması ile beraber 8 Eylül 1999'a kadar ilk defa sigortalı olanlar yaş şartsız emekli olma hakkı elde ettiler. Ancak işe başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 olan kişiler ise burada açık bir şekilde mağdur edildi. Bir günlük fark nedeniyle insanlar en az 17 yıl daha çalışmak ve sigorta primi ödemek zorunda kaldılar. Bu sorunun çözümü için örgütlenmeye çalışan bu kişiler seslerinin hükümet tarafından duyulmasını ve sorunlarına çözüm istiyorlar. Kademeli emeklilik önerisi yapıldı. Kademeli emeklilik uygulamasının hayata geçirilmesinde hükümet kanadının en büyük çekincesi bu durumun SGK'nın mali yapısına darbe vuracağı şeklinde oluyor. Ancak yapılan öneride yıldan yıla emeklilik sistemine eklemeler olacağı için bahsedildiği gibi olumsuz bir etkinin ortaya çıkmayacağı iddia ediliyor. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bir çalışma iletildi. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan randevu alınamadığı için bu konuda direkt bir talep bildirme olayı gerçekleşemedi. Kademeli emeklilik konusunda vatandaşların sesini Emeklilikte Adalet Derneği, Emadder, Başkanı Mihribanoğlu duyuruyor. Bu dernek tarafından ortaya konulan önerinin ayrıntıları belli oldu. Kademeli emeklilik sistemi hayata geçirildiğinde 9 Eylül 1999'dan sonra her işe giriş yılının karşısına bir yaş skalası çıkacak. 2000 yılında işe girenler etlilerin bittiği yer olan 43 yaşında, 2001 yılında işe girenler 44 yaşında, 2002 yılında işe girenler 45 yaşında, 2003 yılında işe girenler 46 yaşında, 2004 yılında işe girenler 47 yaşında, 2005 yılında işe girenler 48 yaşında. 2006 yılında işe girenler 49 yaşında, 2007 yılında işe girenler 50 yaşında, 2008 yılında işe girenler 51 yaşında emekli olacaklar. Önerilen sistem uygulandığında her yıl emeklilik sistemine ortalama 300 bin kişi dahil olacak. EYT'de olduğu gibi milyonlar sisteme katılmayacak. Toplamda ise yıllara yayılacak şekilde 4,5 milyon kişi kademeli emeklilikten yararlanıp emekli olabilecekler. EYT'de bile emekli olacak kişilerin sayısının 3-4 milyon olacağı söylenmiş ama bu sayısının yaklaşık yarısı kadar emeklilik başvurusu yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapılan öneriyi dikkate alması durumunda kademeli emeklilik ile ilgili olarak Türkiye'de yeni bir süreç başlayabilecek.